Hani bugün biraz hayat içerisinde uyum sağlamayı konuşalım istedik. İşte hayatta böyle bir şey. Arada kesintiler oluyor. Hayata Evet. bağlanma zorlukları oluyor. Onun elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ve ondan sonra hayatın içerisinde biraz o koşullara da bağlı olarak değil mi devam ediyoruz. Ya insanoğlu baktığımız zaman doğada yani doğaya da çok uygun bir varlık değil. Yani bebek doğması ayrı, büyümesi ayrı, tüm süreçleri içerisinde bütün bunlara rağmen uyum sağlama kapasitesini zekasıyla beraber kullanabilen yegane canlılardan bir tanesi Evet. diyerek söze girelim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Tülin'cim. Ben de saat 4'e hani hazırladım. Ya yani özel bir şey hazırlamadım. İşte birazcık tişörtümü değiştirdim, bir ruj sürdüm falan. Sonra bakıyorum akışlar inmiyor. Allah Allah dedim. Yani canavar gibi çalışan internet bugünümü buldu. Sonra dedim ki Fadime sakin ol. Hayatta her zaman böyle bir şey zaten. Hani bazen hiçbir şey umduğumuz gibi gitmiyor. Telaşa gerek yok. Yok. Olmadı dedim. Sen hani katılamamış olursun. Tülin anlatmış olur. O yüzden bu sakinlikte çok hoşuma gitti kendimde. Bir taraftan da hani duruma karşı nasıl bir reaksiyon verdiğimi gözlemleme fırsatı sundu bana hayat. Her zaman olduğu gibi. Hayat her Hepsi. noktada bizi esnetmek için aslında sunuyor, değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla bunun niye ekranı kararıyor gibi oldu? Ben seni gayet net görüyorum. Ha, güzel o zaman. Yani bugün hayata uyum kapasitemizi arttırmak derken tabii ki gene yani bazı arkadaşlarımıza doğal olarak çok iddialı bir başlık gelebilir. Evet, iddialı ama biz hani herkesi hadi gelin bir formül verelim de uyumları hızlandıralım gibi bir zaten ne niyetteyiz, ne öyle bir kudretimiz var, ne gücümüz var. Senin de bildiğin gibi ancak kendi yaşadıklarımızdan, kendi gözlemlerimizden, hayat içindeki savrulmalarımız sırasında zorlandığımız aşamalarda hani naçizane bir parça daha şuurlu, daha farkındalıklı, biraz daha bilginin rehberliğinde neler yapabilirsek biraz daha dengede kalabiliriz. İşte sarkacın bir ucundan diğer uçlara savrularak boşu boşuna tükettiğimiz, çarçur ettiğimiz enerjilerimizi biraz daha hani az harcayarak ve o artı değeri kendi farkındalığımızı arttırmakta nasıl kullanabiliriz? Hani benim ilk etapta aklıma gelen şeyler bunlar oldu. Tabii ki sen de ben de hala zaman zaman çeşitli sınanmalardan geçiyoruz. Hepimizin hayatında hele ki bu pandemi nedeniyle gerçekten irili ufaklı sıkıntılar, sorunlar oldu ve olmaya devam ediyor. Örneğin son zamanlarda işte hani DM'den ya da işte mesaj aracılığıyla, mail aracılığıyla bir takım hani varlık kardeşlerimizden şeyler geliyor sana da bana da. İşte hani şöyle bir durumdayım artık hani çok sıkışmış durumdayım gibi. Hak vermekle beraber bazen bir bakıyorum ki ben dinlemeye devam etsem sanki akşama kadar, sabaha kadar anlatmaya devam edilecek bir psikoloji içerisinde olduğunu fark ediyorum. Bunu asla yargılamak, küçümsemek adına söylemiyorum. İzlenimlerimi paylaşmak ve bunu bir yere bağlamak için söylüyorum. Ben hani sen yakından tanıyorsun kendi üzerindeki çalışmada hakikaten kendine karşı çok hani zaman zaman acımasız olmayı da tercih etmiş bir kardeşin olarak geriye dönüp baktığımda hayatımın bazı evrelerinde benim de tıpkı o şekilde şikayet eden hani kendine acıyan arkadaşlarım gibi davrandığımı da görüyorum. Hani tarafsız olmak, objektif olmak gerekirse.
Ama şimdi geriye dönüp baktığımda iyi ki o evreleri yaşamışım diyorum. İyi ki o sıkışıklıklar, hani hiçbir çıkış yokmuş gibi algılatan o psikolojik kaos iyi ki olmuş. Ve iyi ki hani tutunabildiğim sağlam birkaç da olsa dal varmış, bilgi varmış. Onların hani rehberliğine, ışığına, kendi varlığımın belki işte hayat amacına sımsıkı sarılabilmişim de bir çıkış yolu bulabilmişim diyorum. Ama bu benim olduğum, hani aştığım her şeyi hani tamam artık bitirdim dediğim anlamına asla gelmiyor. Kısaca hani şunu söylemek istiyorum. Hayata uyum sağlayabilmek için öncelikle hani bir kadersel bir planla buraya doğduğumuzu, doğuşla beraber, doğuşumuzla birlikte getirdiğimiz bir yaşam amacımız olduğunu, bu yaşam amacımızın bizi varlıksal olarak bir yerden bir başka yere, yani daha üst bir seviyeye taşımayı hedeflediğini, o üst aşamaya gelebilmek için de hiçbir şeyin böyle lay lay dört dörtlük olduğu şartlarda olamadığını anlamamız gerekiyor. Neden olamadığını zaten açarız. Sadece şuraya bağlayacağım ve sonra sözü sana bırakacağım. Izdırap olmadan gelişme olmaz demiş eskiler. Ha, ben bunu enerjinin doğası açısından yorumlarsam, ızdırap içimizde her zaman irili ufaklı yüzlerce ben parçasında evet hayır çatışmasına, sürtüşmesine neden oluyor. Yani bir tarafım çalışmak istemiyor, bir ben daha doğrusu ya da birkaç ben topluluğu yeter artık çalışmak istemiyorum diyor. Ama hayat da ona diyor ki geçimini sürdürmek için çalışmak zorundasın. İşte kiran var, o giderin var, bu giderin var. Şimdi çalışmak istemeyen ben parçalarıyla çalışmak isteyenler ne yapıyor? Sürekli bir sürtüşme, çatışma. İşte bu sürtüşme ve çatışmadan üçüncü bir kuvvet doğuyor ki o üçüncü kuvvet bizim varlığımızı daha üst bir cevher haliyle döşeyecek olan enerjilerin üretilmesi demek oluyor. Dolayısıyla hayata uyum sağlamak için hayatın içinde bir takım sıkıntılarla, zorluklarla boğuşurken günlük kavramlarımızla işte acı çekerken, ızdırap çekerken aslında farkında olmasak da çok süptil seviyelerde ürettiğimiz cevherlerle tam da hayat amacımıza uygun bir gelişmeyi temin etme çabası, cehdi, gayreti içinde ilerliyoruz deyip buradan sözü sana bırakıyorum. Hayat bana hep sürekli akan bir nehri hatırlatıyor. Şimdi dünyaya geldiğimiz andan itibaren işte anne ve baba ile birlikte o kaynaktan bir doğuyoruz. Ve oradaki kaynaktan beslenebilme oranında da kaynağın coşkulu oluşu ya da kaynağın debisinin az oluşu şeklinde baktığın zaman daha hani o kaynaktan ilk çıkıştan, ilk doğuştan itibaren hayatın da getirdiği bir akış var. İşte o akışla beraber bir bakıyoruz ki işte o bizim kendi ana nehrimiz ara nehirlerle ne yapıyor? Besleniyor. İşte bunu besleyen yapılar içerisinde atalarımız var. Yani atalardan bazen coşkulu bir şekilde akan tesirlerle o hayat nehrimizin suyu daha akıyor. Diğer taraftan bazen de oradan daha tıkanmalar olduğu için oralardan beslenmemeler ya da işte oradaki tıkanmalar ya da oradan gelen akışın içeriğinin biraz bulanık oluşu bizim de hayat nehrimizin kalitesini ne yapıyor belirliyor. Yani o nehrin içerisinde de hep aynı şekilde de akmak yok. Kimi zaman o ne yapıyor genişliyor, kimi zaman daralıyor, kimi zaman bir şelale oluyor, yukarıdan aşağıya düşüyor. Kimi zaman onun içerisinde büyük kayalar ve onun bazen üstünden aşmaya çalışıyoruz ama bazen işte yanından dolaşmamız gerekiyor. İşte bu noktalarda bazen ise hani o nehirlerin olur ya
köşelerinde bir köşeye takılırız. Aynı Hı. yerde dönüp dönüp duruyoruz, dönüp dönüp duruyoruz ta ki orayı bitirip o ivmeyi kazanıp tekrar akışa geçebilmek için. O işte sanki her şeyi tekrarladığımız, aynı yerde dönüyormuş gibi döndüğümüz noktalar bile bizim güç kazanmamız ve bir Evet. takım şeyleri fark etmemiz noktasında ne yapıyor? Tekrar bir hız alabiliyor ve oradan çıkış sağlayabiliyoruz. Kimi zaman şimdi sen geçen de doğadan paylaşımlarda bulunuyordun. İşte o beslenmedikçe o nehir kuruya da biliyor. Evet. Hayatın içerisinde beslendikçe işte bunun içinde ilişkilerimiz var, bunun içinde iş hayatımız var, bunun içinde en önemlisi ailemiz var ve bunun içinde en önemlisi o nehirle yani bedenle de olan o bedenin o nehrin yatağıyla olan ilişkimiz de çok önemli. İşte bir bakıyoruz değil mi bütün şifa uygulamalarında, reiki uygulamalarında, yoga uygulamalarında vesaire hepsinde aslında bedendeki akışın düzgün bir şekilde sağlanması, işte şakra dediğimiz enerji merkezlerindeki akışın bütünlüğü, pek çok sistemin, şifa sistemlerinin de bir yere odaklanma değil de bütüne odaklanma olduğunu görüyorum. Yani o zaman o nehrin beslemek, o nehrin akışına yön vermek ya da nerede olduğumuzu belirlemek ve ona göre de tavır almak. Bazen sen de ben de değil mi biraz durağan bir noktaya geldiğimizde, azıcık bir düzlüğe geldiğimizde habire harıl harıl akmaya o kadar çok şartlanmış oluyoruz ki bir durmak, bir koşullara bakmak aslında ne yapıyor? Bizi de zorluyor. O noktalarda da birbirimize hatırlatıyoruz. Bak bir dur, bir sakinle. Sen durmadığın zaman zaten sistem işte onun önüne bazen barajlar kuruyor. Hayatın barajları var. Diyor ki oradan kontrollü salınımlar halinde bulun. Kontrollü şekilde enerji üret. Ki daha sonrasında sona vardığında, denize vardığında, okyanusa vardığında yine kendi öz varlığına kavuşabil. Şeklinde hepimiz aslında bir kaynaktan doğup daha sonrasında da kendi öz varlığımızla bütünleşeceğimiz o noktaya doğru bir akış içerisindeyiz. Benim de şimdilik aklıma bunlar geldi. Çok güzel. Katılıyorum. Şimdi Tülin'cim, sanıyorum genel olarak hani mutat insan, olağan insan diye tanımlanan hani kitlenin diyeyim büyük çoğunluğun yani günlük hayatta daha çok çağrışımların işte zihnin ya geçmişe ya geleceğe olan kurguları içinde, izlenimleri içinde kalıp da bir taraftan da mekanik bir şekilde olağan işlerini yapan insanları kastediyor. İşte eski öğretiler mutat insan, olağan insan derken ya mutat ve olağan insanın en büyük yanılgısı sanıyorum öncelikle hani şunu anlamasıyla bir uyanış kıpırtısı yaratabiliyor. Bir kere olağan insan kendini salt bu bedenden ibaret zannediyor. Dolayısıyla işte benim duygularım, benim isteklerim, benim arzularım, benim konforum hep benim. Tabii ama bu neden böyle oluyor? Senin de çok iyi bildiğin gibi içine doğup büyüdüğümüz çevrede kişilik dediğimiz yapı şekillenirken boş bir kağıt gibi kabul edebileceğimiz, beyaz bir sayfa gibi kabul edebileceğimiz beynimizin temel yazılımları oluşmaya başlıyor. Hatta bu yazılımın ilk ne diyelim notaları, ilk harfleri, cümleleri daha ana karnında oluşmaya, atılmaya başlıyor. Çünkü annemizin duygularını da, hislerini de, korkularını da sünger gibi emip sanki kendimizinmiş gibi kaydedebiliyoruz. Ki bunu biz çalışmalarımızda çok sıklıkla gördük. Tabii ki öncelikle kendimiz üzerinde yaptığımız çalışmalarda ve anlattık da geçmişte. Sonrasında işte çocukluk, ilk gençlik ve 25 yaşına kadar öğretmenleri, okulları, anne baba, işte ablası, yakın çevrenin telkinleri, defalarca tekrarlanan işte
uyarılar, korkutmalar, işte ya da söylenen kalıplar ne yapıyor? Giderek katılaşan bir zihin çerçevesi belirliyor. Ve kişi doğal olarak bu giderek katılaşan zihinsel çerçeveyle birlikte dış dünyayı, kendini ve diğer insanları algılamaya başlıyor ve haliyle kendini bundan ibaret zannediyor. İşte hayata uyum kapasitemizi artırabilmek için hayatta bize öyle olaylar sunmaya başlıyor ki, normalde çok nadir kullandığımız düşünme merkezini kullanmak zorunda bırakıyor. Çünkü eskilerin uyku dediği o mutat olağan haldeyken yaşadığımız süreçlerde daha çok hareket merkezinin, yani içgüdü hareket merkezinin ve duygusal merkezin denetiminde yaşıyoruz. Yani işte yürümek, koşmak, yemek yemek nedir? Bir tehlike olduğunda gardını almak hareket merkezinin denetiminde. Refleks. İşte aşık olmak, ayrılmak, terk edilmek ya da işte zengin olmayı istemek, işte konfor içinde yaşamayı arzulamak, bunlar da duygusal merkezin. Ama aynı zamanda pek çok düş kırıklığı yaşıyoruz. Doğal olarak hayat böyle bir şey. Yaşadığımız düş kırıklığı nedeniyle işte kendimize acıyoruz, birilerine kızıyoruz, öfkelenmeyi öğreniyoruz ve giderek duygusal bir kaosun içinde de bu sefer hapsolmaya başlıyoruz. Şimdi bir taraftan mekanik bir şekilde yaşamaya şartlandırılmış bir beden zannederken, bir taraftan yine bu beden aracılığıyla tezahür eden ve genellikle nahoş olan duygularla kuşatılmışken, haliyle hayatla esnek, kabullenici, neşe dolu, hayat dolu, her ne yapıyorsak bunu neşeyle, sevinçle yapabilir bir içsel tutumda olamıyoruz. Yani hayat sanki benim sürekli mücadele etmem gereken, işte kızmamı, öfkelenmemi, beklentilerimi yerine getirmemiş olan, beni sanki cezalandıran bir büyük bütün gibi algılayabiliyoruz. Öncelikle hani hayata uyum kapasitemizi arttırmak istiyorsak gerçekten ve bunda samimi isek, naçizane yani benim çıkış yollarımdan biri bu bedenin fizyolojisine uyanmak bana çok iyi gelmişti. Ve haliyle zihnin çalışma prosesine uyanmak. Yani uyanmak derken anlamaya başlamak. Ya tabii bir biyolog olduğum için de hani sorgulayan bir tutum geliştirebilmiş olduğum için de öğretmenlerim sayesinde bu hayattaki zengin lütuflarım onlar benim. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika diyerek hani anlamaya başladığımda benim önümde çok gerçekten ufuklar açılmıştı. Ama demiyorum ki o ufuk açıldığı anda her şey bir anda kolaylıkla olmadı. Şimdi geldiğim noktada geriye dönüp sürekli çek ediyorum. 30'lu yıllardaki Fadime nasıldı? Yok, o ben değilim diyorum. 20'li yıllardaki o asla ben değildim. Yani başka bir ben topluluğuymuş onlar. Ve bunu fark edebilmek, bunu görebilmek ve yargılamadan da, kızmadan da o salaklıklarıyla beraber, o hata yapan ben parçalarıyla beraber, hatta o kendine kör olmuş, kendine kör kalmış ben parçalarıyla beraber bakabildiğimi, kucaklayabildiğimi gördüğümde, evet ya, doğru yoldayım diyorum. Ve her geçen gün gerçekten hem insanlarla çok farklı görüşlerde olsak da, hem doğayla hem olaylarla kesinlikle bir sürtüşmeye, çatışmaya ihtiyaç duymaksızın bedensel bir esneklikte hissediyorum kendimi. Zihinsel bir esneklikte hissediyorum ve çatışmaya olan ihtiyacımın neredeyse kalmadığını fark edebilmek de ayrıca çok mutluluk veriyor. Ama eskiden
bu böyle bakmıyordum. Benim de içimde çok öfkeli, hatta sert, kızgın ben parçaları vardı ya da isyankar. Bunları inşallah bir gün yazacağım. Yani ben neler yaşadım. Dan öte bunlar aracılığıyla neler öğrenebildim, neler içselleştirebildim. Çünkü kişi en iyi kendi yaşadıklarını hani biliyor ve onun üstüne bir şeyler Biz de koyabilir diye severek düşünüyorum. okuyacağız onu. İnşallah. Bekliyoruz. Dolayısıyla hayatım hani özeti bedenimizin fizyolojisine uyanmak, kişiliğin nasıl şekillendiğine uyanmak, zihnin çalışma profesine uyanmak ve bu uyanışla beraber doğru bildiğimiz bir yol, yöntem ya da birkaç yol ve yöntemi sentezleyerek gene iş nereye geliyor? Kendimiz üzerinde çalışmaya. Çünkü bunu biz yapmadığımız sürece aynı katılıkta, aynı öğrenmelerin içinde, aynı bakış açılarının içinde kaldığımız sürece aynı zamanda hep dışarıdan bekler bir tutumu da benimsemiş oluyoruz. Yani biri gelsin İşte bana iyi bir konforlu hayat sunsun, biri gelsin beni buradan çekip alsın, işte biri gelsin şöyle olsun kurtarsın ya da ruhsal çalışmalar içinde de benzer hani hataları görebiliyoruz. İşte bir hoca gelsin de beni aydınlatsın gibi Hoca böyle bir şey uçsun, yok. beni de uçursun. Beni de uçursun böyle bir şey yok. O yüzden gene iş dönüp dolaşıp hani kendi düşünce merkezimizi de devreye sokmaya kalıyor. Yani duygusal beyinle birlikte zaten otomatik olarak çalışan içgüdü ve hareket merkezinin yanına asıl idrak kazandıracak olan neokorteksi yani entelektüel merkezi de dahil edip bu üçü arasındaki uyumu arttırabildiğimiz ölçüde birlikte çalışma ne diyelim programlarını giderek güçlendirebildiğimiz takdirde bir bedende tek bir benin temsilcisiymiş gibi olmaya aday oluyoruz. Aday oluyoruz dedim. Hemen olmuyoruz. Yani benim anlayabildiğim kadarıyla o bir bedende üç farklı kişilikmiş gibi tezahür eden beyinlerin birliğiyle birlikte de hemen bir teklik oluşmuyor. Sonrasında da bunları pekiştirerek ve hayatın sunduğu olaylar içindeki işte tavırlarımıza, tepkilerimize, tutumlarımıza baka baka yutkunarak keşke böyle demeseydim, keşke şöyle yapmasaydım pişmanlıklarının yarattığı gene içsel sürtüşmeyle gelen idrakleri, anlayışları, şuurluluğu toplaya toplaya ilerlemek giderek sanıyorum esneklik ve uyum kabiliyetimizi de arttırıyor diye düşünüyorum. İşte o akan nehrin içinde taşlar yuvarlandıkça, birbirine sürttükçe aslında daha pürüzsüzleşiyor ve bizim o hayran kaldığımız daha yuvarlak halini alıyor. Yani hayatın o sürtüşmeleri kimi zaman bu aile içinde oluyor, kimi zaman kendi içimizde söylediğin benliklerle oluyor, kimi zaman iş yerinde oluyor, kimi zaman arkadaşlarımızla oluyor. Kimi zaman bedenin kendisiyle oluyor ve o süreç içerisinde bir devinim var. Yani belki de işte şu anda uyumsuzluk gibi görünen pek çok noktanın da kendi özümüze ait içimizde ve varlığımızda olan gerçek dinamikleri ortaya koymamamızdan kaynaklandığını da ben de düşünüyorum. Aslında biz sürekli hareket içerisinde olmaya yönelik varlıklarız ve canlılarız. Atalarımıza baktığın zaman daha ilk mağara devrinden itibaren hep bir hareket vardı. Eğer o hareket olmasaydı bir tekerleğin ya da bir ateşin keşfi de olmayacaktı. Şu anda insanlık uzaya gidebiliyorsa o ilk hareketle, devinimle aslında başladı her şey. Ama şimdi biz pek çok noktada evimizde teknolojiyle vesaire o hareketi yitirmeye doğru gidiyoruz. İşte daha çok ekran başında olmaya, daha çok fazla yiyip ama hareketle onları tüketmemeye başlıyoruz. Ve tüketmediğimiz her şeyde ne yapıyor? Depolanıyor.
Bu kimi zaman bedenimizde işte yağ olarak kendini temsil ediyor. Ya da tüketmediğimiz, sindiremediğimiz izlenimler de aynı zamanda zihnimizde depolanmaya devam ediyor. Ve senin söylediğin düşünce merkezini aslında gereksiz o kadar çok şeyle yüklemiş durumdayız ki insanın uyum sağlaması için gerekli olan koşulları oluşturamıyoruz. İnsanoğlu hani bir zamana ihtiyaç duyuyor. Ama görüyoruz ki zamanı dolduruyoruz. Yani üst üste üst üste üste hatta ne oluyor? O bir gün, bir ay ya da bir sene vesaire yetmemeye başlıyor. Yani aynı zamanda bazı süreçlere ihtiyacımız var. Ama biz ne yapıyoruz? Hemen senin de söylediğin gibi hemen şimdi olsun. Şimdi istiyorum. Hani o iki yaşındaki çocuk gibi ne yapıyoruz davranıyorum. Bana ne, bana ne istiyorum, bana ne şeklinde. Ve de ama hayat işte ne yapıyor? Bir istediklerimiz, bir arzuladıklarımız var. Bir de ihtiyacımız olanlar var. Senin de başta söylediğin gibi hayat planına yönelik, ihtiyacımıza yönelik ilerlediğimiz her şey bizim varlığımızı beslerken, doyururken, onu bir şeye dönüştürürken bu dış koşulların ya da içine doğduğumuz toplumun, ailenin, dış yargıların etkisiyle isteyeceğim de isteyeceğim diye tutturduğumuz her şey ne yapıyor? Bize ayağımızı önümüze sürekli fren basmaları getiriyor. Bir yandan da onları kaybettiğimizde ya da istediğimiz şey oluşmadığında işte depresyon, umutsuzluk, acı ya da hayattan zevk almama gibi noktalara ulaşıyoruz. Ya da sistem orada çok fazla eş koştuysak o sahip olduğumuz şeylerle. İşte bir deprem olduğu zaman bir bakıyorsun ki tutunduğun her şey bir anda yok oluyor. Buna bazen oturduğun eve sahip olduğun mal, eşya da olabilir. Ya da bu tutunduğun, sevdiğin, çok sevdiğin insanlar da olabilir. Ya da bu tutunduğun bedenin de olabilir. Doğru söylüyorsun. Şimdi Jung'un Kırmızı Kitabından bir bölüm, hani kısacık bir bölüm okumak istiyorum Tülin'cim. Sınamalar başlığı altında. O kendisiyle çok derinden, yani kendi egosunun yansımalarıyla ve farklı ben parçalarıyla çok derinden yüzleştiğini ve hesaplaştığını zaten anlatıyor kitapta. Belki hani okumuş olanlar hatırlayacaktır. Bir yerde şöyle diyor. Kendisine söylüyor bunu. Gel buraya. Sana yeni bir deri dikeyim de etkisini hissedebilesin. Yeni deri dikmek. Başkalarından yakınmak, birinin sana haksızlık ettiğini, seni anlamadığını, yanlış anladığını, incittiğini, görmezden geldiğini, tanımadığını, yok yere suçladığını, daha neler neler söylemek istiyorsun. Bunun ne kadar boş olduğunu, kibrinin nasıl da gülünesi, sonrasızca boş olduğunu görmüyor musun? Çektiğin eziyet bitmedi diye mi yakınıyorsun? Sana söyleyeyim, daha yeni başladı. Ne sabrın, ne ciddiyetin var. Yalnızca zevkin söz konusu olduğunda sabrını yüceltiyorsun. Çektiğin eziyeti iki katına çıkarayım da sabrı öğren. Bunu neden aldım? Benim de geçmişte, özellikle tabii annem de benim biraz sabırsız ve tez canlı bir kadındı. Tabii ki öyle bir rol modelle büyüdüğüm için bende de bir sabırsız ben ya da ben parçaları vardı. Ve o sabırsızlığın zaman zaman, az önce senin söylediğin gibi, önüme birçok engeller koyduğumda, bizzat yaşamış olduğum için, sabırlı olmanın hayatla uyum içinde olabilecek bir esnekliği kazanmak için de çok gerekli bir nitelik olduğunu hayat bana öğretti. Yani ne kadar acele edersek, ne kadar sabırsız olursak o kadar çok hata yapıyoruz ve
Pek çok ince enerjiyi de çarçur ediyoruz aslında. Çünkü bazı şeylerin olgunlaşabilmesi için sadece bilinçli bile olsam, şuurlu bile olsam arzu etmem, istemem yetmiyor. Çünkü benden bağımsız bir akışın içindeyim. Ve o akış zaten büyük bir şuurlulukla planlanmış. Ben kendimi ondan kopuk gibi zannediyorum. Aslında onun bir unsuruyum. Ama o ben dediğim unsurun içine o kadar çok gömülmüş durumdayım ki bütünle olan bağlantımı da unutmuş durumdayım. Dolayısıyla hayatta bize öyle olaylar koyuyor ki önümüze, sabırsızsak bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Öfkeliysek bununla yüzleşmemiz, kızgınsak, yani önce o hani tepinip durduğumuz hallerimizi bir fark etmek, üzerinde çalışmak, bunları dönüştürmek, zihinsel bir sakinliğe hani ulaşmak gerekir ve öğretiyor. Ondan sonra gelen içsel bir denge, uyum ve huzur haline yavaş yavaş hani tatmaya başladığımızda, o tadı almaya başladığımızda, hah diyoruz ya, evet ya, bir çıkış varmış, bir umut varmış. Yani şunu söylemek istedim, sabır da tek başına yeterli değil, birden fazla koşulun da eş zamanlı hale gelmesi gerekiyor. Bizim daha esnek, daha uyumlu, daha kendi varlıksal planımıza uygun bir şeylere tezahür ettirebilmemiz için. Bununla bağlantılı izninle bir şey daha paylaşıp sözü sana bırakacağım. İdris Şah Doğu Bilgelerinden Seçmeler diye bir kitap buldum kütüphanemde. Hani belki faydalı olur diye bir göz atmıştım. Şöyle bir kısacık alıntı. Siyah poşa sormuşlar. Neden konunun özüne inip de bize ilerlememizi sınayabileceğimiz savlar ve kanıtlar vermiyorsun? O da şu yanıtı vermiş. Şeker, un, yağ ve ısı kendi başlarına çok iyidirler. Ama birleşince, aradan bir de zaman geçince çok lezzetli helva alıyorlar. İşte o zaman, zaman enerjisi de o lezzetli helvanın oluşmasında olmazsa olmaz bir unsur. Ama bakın ne var o helvanın ortaya çıkabilmesinde? Şeker, un, yağ, ısı. Şimdi burada hani kaba seviyede ısı bir katalizör ve diğer işte maddeleri birbirleriyle bir takım tepkimeler, bileşikler oluşturmaya sokuyor ve sonuçta tek tek aldığımızda bambaşka nitelikteki maddelerden helva dediğimiz bambaşka ve lezzetli bir gıda ortaya çıkıyor. Aslında bizim varlığımız da buna benziyor. Bizim hani ben dediğimiz, ölümsüz ben, öz ben dediğimiz ve İNK'da varlık diye tanımlanan da sanki şeker, işte un, ne bileyim tuz, yağ gibi farklı maddesel cevherlerinden oluşmuş. Bu gezegenden gelen geri bildirimler tıpkı bir katalizör gibi varlıksal cevherimizin niteliğini dönüştürmeye başlıyor. O nedenle buradaki bütün o çatışmalar, çarpışmalar, zorluklar hem bizim giderek büyük doğayla olan uyum kabiliyetimizi, esneklik kabiliyetimizi arttırırken bir taraftan yakın çevremizdeki insanlarla, kişilerle uyum kabiliyetimizi arttırmaya neden oluyor ve bir taraftan da zaten tekamüle hizmet ediyor. Dolayısıyla varlıksal bir değişimin hangi derecede olabilmiş olduğunun en güzel göstergesini nerede arayacağız o zaman? Bizzat hayatın içindeki tutumlarımızda. Dolayısıyla
Hani uzaklarda aramayacağız. Yine kendimize dönüp bakacağız. Atıyorum Tülin'le bir fikir ayrılığı söz konusu olduğunda, hani bunu oturup iki yetişkin, iki makul insan gibi enine boyuna tartışarak, konuşarak bir sonuca mı bağlıyoruz? Yoksa çocuk gibi küsüp birbirimize tavır mı alıyoruz? Yoksa hobi diye deyip birbirimizi kırıp döküyor muyuz? İşte tutumlar bunlar. Ne yapıyoruz yani? Nasıl bir reaksiyon gösteriyoruz? Ya da birisi bize hani hoş olmayan bir şey yaptığında bunu sineye mi çekiyoruz? Yoksa uygun tepkiyi mi veriyoruz? Yani uyum sağlamak derken bazen yanlış anlaşıldığını görüyorum. Hani spiritüel bir yola da girmişim. O zaman o gelene ağam, gidene böyle bir şey yok. Duyguları da doğru yerde, doğru dozda kullanmak da uyum ve esnekliğin bir göstergesidir, yansımasıdır. Hani Hint fakirleri gibi gelen vursun, giden vursun değildir hayat içinde esnek ve uyumlu olmak ya da spiritüel bir yolda olmak. Dolayısıyla gene iş nereye geliyor? Daha bütüncül bir bakış açısının ışığında hem bir taraftan kendimiz üzerinde olabildiğince hani yüksek bir farkındalıkla ama yargılamadan işte bilgilerin ışığında çalışmak, bir taraftan hayatın icatlarını yerine getirmek, bu yerine getirirken zorlandığımız alanları, içsel çatışmalarımızı görmek, yükselen duyguları fark edip dönüştürmek ve bütün bunları mümkünse hani yargılamadan ama gerektiğinde de yardım alarak yapabilmek. Çünkü insan tek başına her şeyi yapamaz. Bizler de hani çok şükür nasip oldu. Aldığımız neredeyse 10 yıla yakın eğitimler aldık. Farklı eğitmenlerle çalıştık. Acaba bu eğitimleri almamış olsaydık gölge benlerimiz dönüşmüş olacak mıydı? Olmayacaktı. Yerinde sayıyor olacaklardı. Kader kurbanı, köle gibi hisseden ben parçaları falan filan. Belki de işte bambaşka bir yaşam ırmağının başka bir köşesinde takılıp kalmış olacaktık. Ve de ama belki de bir tarafı geliştirecektik. Bilgisel olarak pek çok şey biliyor olacaktık. Ama evet, bunu içselleştirmediğimiz için, kendimize katmadığımız için tabii, o bizden olmamış olacaktı. Bize ait olmamış tabii olacaktı. Doğru söylüyorsun. Hayatım. Genelde bizim sohbetlerimizi arkadaşlarımızın sevmesinin sebebi bizim kendimizden çok şey paylaşıyor olmamız. Burada da zaten gocunacak bir şeyimiz yok. Hani yiğidin malı meydandadır misali. Evet, zaten evet. Kul sıkışmayınca hazır yetişmezmiş. Hayatın hı-hı içerisinde sıkıştıkça biz ne yapıyoruz, çözüm arıyoruz. O tabii sıkışmalarda bana hep şu, hani bir yandan sıkıştırıyor ki sen ortadan bir sıçrama gerçekleştirebil. Evet. Ben çocukken çıngırıya toplardım. Böyle hı-hı o karidese benzer, Karadeniz karidesi gibi. Onu bir yere sıkıştırdığın anda o bir sıçrama gerçekleşir. Hep hani hayatın içinde onu gözlemlerdim. Yani bir şey seni daralttığında, sıkıştığında ne yapıyorsun? Çözüm arama yönüne gidiyorsun. Onu aşmaya yönelik senin dediğin evet o frontal korteksi kullanma yönüne geliyor. Oradaki evet çıngırıya o ne yapıyor? Bunu bir refleks olarak yapıyor. Hı-hı. Ama insanoğlu onu gerçekleştirirken o ivmeyi, o alacağı, o sıçrama hareketini ancak idrakten sağlayabiliyor. Yoksa aynı hı-hı duvarlara ya çarpıp çarpıp duruyor. O zaman da evet bu benim başıma niye geldi? Niye hep bunlar beni buluyor? Ben hı-hı ne yaptım bunları hak edecek, ne yaptım deyip o söylemler içerisinde kurban noktasında dönüp dönüp duruyoruz. Evet. Ancak ya bunları ben neden başıma çekiyorum? Bunun arkasında ne var? Dediğimiz anda bir dur bakalım dediğinde gözlem yapabilir hale geçtiğimiz zaman ancak alanda aksiyona geçebilmek için bir fırsat ortaya çıkıyor. Yoksa çok fazla düşünce balonlarımız var. İçimizde onları kurup kurup duruyoruz. Bütün izlenimler, İşte haberler olsun, diziler olsun vesaire
işte komşu sohbetlerinden tut, arkadaş sohbetlerine kadar her türlü şeyde bunu körüklemeye yönelik gidiyor. Çünkü biz insanoğlu olarak seviyoruz. Bundan da açıkçası biraz tat alıyoruz. Yani o içinde olduğumuz kurban hali anlatmayı da seviyoruz. Hani senin dediğin gibi bıraksan saatlerce anlatacak. Ama o anlatmak çözüm getirmiyor. Çözüm değil. Çözüm değil. O nedenle de işte o iç tarafa attığımız, bilinç dışı dediğimiz, şuur dışı dediğimiz o malzememizi ortaya koymamız, o malzemeyle karşılaşmamız, o malzemeyle adım adım çalışmamız gerekiyor ki hayat içerisindeki bir takım manevraları düzeltelim. Genelde de bizim çalışmalarımızdan sonra şöyle duyarız arkadaşlarımız, işte diyelim ki kayınvalidesiyle çatışıyordur, eşiyle çatışıyordur. Sonrasında der ki, "Aa, acayip kayınvalideme bir şey oldu. Acayip melek gibi bir hale dönüştü." Yani şimdi biz biliyoruz ki hiç kimseyi değiştiremeyiz. Değiştirebileceğimiz yegane şey kendimiziz. Bu bile ne kadar çaba ve efor sarf etmeyi gerektiriyor. Aslında onlar değişmiyor. Biz kendimiz içimizde dinamiklerimizi değiştirip tamamladığımızda yeni bir tutum geliştiriyoruz. Ve etrafımızdaki kişiler de o tutuma karşı yeni bir tutum geliştirmek durumunda kalıyorlar. Bu bağlamda da eğer biz bir şeyleri değiştirmezsek, hayat bize aynı şeyleri tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar, hani eskilerin temcit pilavı dediği gibi önümüze tekrar ve tekrar sunuyor ki yani yeter diyebilesin. Ama bizim yani psişemizde Fadime abla çok da enteresan bir şey var. Hani o temcit pilavını kaşıklasak da sanki aynı şeyi yemeye doymadığımız haller içerisinde psişemiz. Buna sen ne demek Maalesef. istersin? Kuzum zaten naçizane beni en çok hani uyanış anlamında sarsan kavramlardan biri de insan psişesinin çalışma prosesini bir parça anlamaya başlamak olmuştu. Yani orası sanki bir Gaia kuyusu gibi gelmişti ilk anlamaya başladığımda. Hakikaten içinde hani sonsuza kadar dönüp dolaşıp debelenip kaybolabileceğim bir alan insan psişesi. Ama elbette bu hani bu prototipi ve o mekanizmayı oluşturan sistemin şüphesiz ki bir bildiği var. Dolayısıyla psişenin işte mesela kendi kendini kandıran hayalcilik yeteneği, imajinasyon yeteneği, olumlu hani gelişim anlamında olumlu yönde kullanılabileceği gibi olumsuz yönde da kullanılabiliyor. Şimdi olumlu yönde kullanırsak bu bizi daha hani pozitif dediğimiz hallere doğru motive ediyor, yönlendiriyor. Bu da insanlarla ve hayatla ve doğayla olan uyum kabiliyetimizi giderek arttırıcı etkenlerden biri oluyor. Tek başına değil tabii ki. Ama olumsuz yönde kullanırsak İşte o kendi kendini kandıran hayalcilik ya da kendi kendine koyduğumuz sınırlamalar ne yapıyor? Bulunduğumuz noktada daha çok karanlıktaymış gibi hissetmemize. Yani gene sanki mağarada kapandığı hiçbir çıkış yolu göremeyen bir çocuk gibi hissin içinde kalmaya neden oluyor. Kendi varlığıyla da uyumu giderek zayıflamış oluyor. Çünkü bizim kendi varlığımızla olan manyetik alanlar aracılığıyla bir bağlantımız var. Ama biz burada o bağlantıyı güçlendirebilecek elindeliklere de aslında sahibiz. O bağlantı sanki yokmuş gibi zayıflatabilecek işte psişik zehirlere diyelim ya da psişik tuzaklara da sahibiz. O nedenle hakikaten zihnin dolayısıyla insan psişesinin çalışma proseslerine de uyanmak gene
Ya işte esneklik ve uyumu kolaylaştırıcı yönde nasıl kullanabilirim diyerekten yine frontali devreye sokmak şeklinde bir sonuca götürüyor ya da tam tersi. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela geçenlerde yurt dışında yaşayan bir hanımefendi aradı. İşte bizim seninle olan birlikte yaptığımız sohbet videolarını izlemiş Bilya YouTube kanalı üzerinden. Şimdi yaklaşık yarım saat hani görüştük. Dönüp dolaşıp şunu söylüyor. Yani şu anda yaptığım işten nefret ediyorum ama başka yapabileceğim fazla bir şey de göremiyorum. İşte ailemin yanına da dönmek istemiyorum çünkü sanki onlar bunu başarısızlık gibi algılar diye çekiniyorum. İşte onlara zamanında rest çekip gelmiştim bu ülkeye. Şimdi hani geri dönersem sanki işte hani tükürdüğümü yaladım gibi algılamalarından çekiniyorum falan diyor. Neyse dilim döndüğünce naçizane işte hani farklı olasılıklar da olabileceğini ona anlatmaya ve göstermeye çalıştım. Şimdi ama hani ne kadar bunu değerlendiremedi bilemem. Ben de zaten hani o konuda büyük bir rehber falan olduğumu asla düşünmüyorum. Bu işte bu aklım yettiği kadar ona bazı seçenekler en azından olabildiğini. Şimdi orada aynı zamanda şunu gördüm. Bir konuyu çok ısrarla anlatmak istedim ama duymak istemiyor. Aslında arka planda kendisini babasına ispatlama arzusu var. Çünkü giderken rest çekmiş babaya. Hani gösteririm ben sana gününü. İşte gideceğim yurt dışına. İşte çok iyi şunları yapacağım, bunları yapacağım ve sen beni şu konuda işte desteklemediğin için pişman olacaksın. Hani resmen bir yemin etmiş. Şimdi gene ne oluyor? Psişesinin kurguladığı, koyduğu içsel tuzakların esiri olmuş oluyor. Ya bir zamanlar atıyorum 20 yaşındaydın, tamam babana rest çektin, madem desteklemiyorsun gidiyorum bir işte imkan yarattım dedin. Eyvallah ama gelmişsin artık 40 yaşına. Hala ama içerideki gösteririm ben ona diyen isyankar 20 yaş, yani o ben parçası sağaltılmayı bekliyor. Şimdi o onun gibi ayrışmış benler bir kere daha büyük bütünle entegre edilmediği sürece hayatla ve insanlarla, aileyle ya da yakın çevreyle daha sağlıklı bir ilişki olabilir mi sence? Dolayısıyla meseleyi şuraya getireceğim. Pisişe dediğin için aslında hiç aklımda yoktu. Doğaçlama konuşuyoruz biliyorsun. Şimdi biz hani tek bir benmiş gibi algılıyoruz kendimizi ama o yukarıdaki ölümsüz benimiz dışında kişiliği oluşturan unsurlar irili ufaklı yüzlerce ben parçasından oluşuyor. İşte eski öğretiler o yüzden insan birlik değil çokluktur diyor. Şimdi bu hayattaki daha ana karnı çocukluk, ilk gençlik zamanlarındaki irili ufaklı travmatik deneyimlerimizle de ayrışmış ve hala kendini 8 yaşında öfkeli zanneden, hala kendini 10 yaşında kızgın hisseden, hala kendini işte 15 yaşında terk edilmiş ve yapayalnız hisseden ben parçaları varlığını korurken içimizde psişik olarak bir sürü frekans yayın yapmaya devam ederken ve bunların içinde daha bir senkronizasyon, eş zamanlılık, uyumlu bir akış yokken biz hayatla nasıl uyumlanacağız da esneklik kabiliyetimizi arttıracağız. Dolayısıyla hani benim anlayabildiğim kadarıyla hayatım hani hayata uyum sağlama kapasitemizi arttırmak için önceliğimiz gene her zaman kimden geçiyor? Kendi psişemizi, kendi bilinç dışı dediğimiz alanı
masaya yatırmaktan, oradaki ayrışmış, donmuş, içe çekilmiş benleri de şuurlandırarak, taşıdıkları nahoş duygulardan özgürleştirerek bugünkü bütüne entegre etmek ve giderek daha berrak, daha süptil, frekansı, titreşimi yükselen bir enerji alanını inşa ederek, kendinden kendi enerji alanına, hani kendi çabanla, daha doğrusu kendi enerji alanına yeniden ve yeniden, yeniden ve yeniden inşa ederek, kapsamlandırarak ilerlediğimizde gerçek uyumu hedeflediğimiz büyük doğanın ne diyelim, frekanslarıyla ya da titreşimleriyle rezone olabilecek hale kendimizi getirebiliriz. Bütün çabamız da bana göre bu. Onun için İlahi Nizam ve Kainat diyor ya, o ahenkten olacağın anı özle diyor. Evet. Yani aslında bu dünya içerisinde, bu hidrojen aleminde o ahengi tam olarak %100 tutturmak zaten bu maddenin koşulları içerisinde mümkün değil. O ahenkten, onun için dünyada da o kadar çok ahengin beklenmemesi de lazım. Çünkü evet, biz ahenge her zaman için bozma, yeniden kurma, bozma, yeniden kurma, bozma, bir üste taşıyarak yeniden kurma çabaları içerisinde bize aslında pek çok deneyim fırsatı veriliyor. Yani dünya ana da bu bağlamda bize tüm koşullarını, tüm malzemelerini ortaya sunuyor. Ve biz de o uyumu kaybettiğimizde işte o, bu uyumsuzluklar olarak ortaya çıkıyor. Bir şeyde evet, aşırıya ne kadar kaçarsak o işte diğer tarafında ne yapıyor? Uyumsuzluğu gösteriyor. Tabii. Yoksa doğanın içerisine baktığında muazzam bir uyum var. Ve kendi kendini de tamir etmeye yönelik hemen dengeyi kurmaya tabii doğru gidiyor. Yani elini kesiyorsun, iyileşme anında başlıyor. Ya da işte ne oldu, uçaklar vesaire bir durdu. İşte ozondaki delik de kapanıyor. Dünya tüm sistemlerini de yeniliyor. İşte Hindistan'da benle çok bağlantıda olduğum için hava temizleniyor. Gökyüzü griyken maviye dönüyor. Ama insanoğlu, insan unsuru ortaya çıktığında bir nevi o işte psişemizin aç tarafları devreye girdiğinde uyumu bozmaya yönelik ne oluyor? O tarafa doğru gittiğini görüyoruz. Bazen de bu dönüşü olmayan uyumsuzlukları da ortaya getiriyor. O da aynı zamanda insanoğluna hani bak, gör, artık büyü, sorumluluğunu al şeklinde gözüne gözüne görünür olduğu zaman insanoğlu ne yapıyor? Belki biraz uyanma çabası içerisinde oluyor. Bir şey ona görünmez değilse gene uykuya yatmaya geri dönüyor. Yani şu anda değil mi, bir Marmara'daki işte o salyamsı oluşumlar. Çünkü maalesef o kadar çok tükettiğimizin bir görünümü. Ve görünür olmasaydı biz onu ne yapıyorduk? Tabii. Yok sarıyorduk. Şu anda aslında Evet. Görünür olsa da yok sayıyoruz. Bir şeye ne kadar çok maruz kalırsak o bizim için kanıksanıyor ve de hep dışarıdan birinin eyleme geçmesini, dışarıdan birinin yapmasını, hep hani sorumluluğu dışarıya verme. İşte bu kimi zaman ilahi sisteme veriyoruz. Ya Rabbi gel bunu çöz. Yani ya Rabbi bana bunu ver. Ama şimdi onu alma karşısında biz onun için bir çaba gösterdik mi? Biz onun için bir emekte bulunduk mu? Ona bir gayret ettik mi? Kendi hamulemizden, enerjimizden bir şey kattık mı? Çünkü o zaman o bana ait olmuyor ki. İnsanlık tarihine dönüp bakıyorum. Dışarıdan bir şey insanlığa verildiyse insanlık hiç ona sahip çıkmıyor. Bu aynı şey hani ülkemize dönüp baktığımda kadın hakları vesaire de içinde geçerlidir.
Bir gün bir hocamız şöyle demişti: bir şey tabandan değil de tavandan oluşursa o toplum içerisinde yer tutmaz. Çünkü onu benimsemez taban. Hani o bütün o değişimler, idraklenmeler tabandan gelmelidir. Yani bu bizim kendi varlığımız için de geçerli. Hani yardım zaten ilahi sistemden hep var. Ama sen elini uzatırsan onu, o sana uzatılmış eli tutabiliyorsun. Yoksa işte gelen yardımları görmüyoruz. Yani hepimiz o üç maymunu oynuyoruz. Ya gözümüz kapalı, ya kulak kapalı, ya ağız kapalı. Birinden birini açmaya, birinden birini harekete geçirmeye yönelik de sistemler ne yapıyor? İlerliyor. Dün akşam Mark'la bir sohbet yapıyorduk renklerle ilgili. Ben hani Dinledim. orada Mark çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki insanlık olarak biz çok konuşuyorduk. Ve bu pandemiyle beraber sistem diyor ki artık konuşmayı kes ve üçüncü gözünü yani şurayı harekete geçir. Yani çok hoşuma gitti onun bu Çok yaklaşımı da. güzel. Normalde hani bize nasıl geliyor? Görüyor musun? Konuşmayı bile engelliyorlar. Sembolik olarak ağzımızı kapatıyorlar. Halbuki o sistemin mesajı artık yeterince konuştun, söyledin. Hadi bakalım. Şimdi aynı zamanda sezgilerini ortaya koy. İşte bu bağlamda sezgileriyle hareket edenler ne yapıyor süreçlerde, özellikle bu pandemi döneminde en çok ona uyum sağlayanlar bu şekildeki gelen sezgilerini takip edenler olmuş oldu. Diğer türlü onu takip etmeyenler de gene bir umutsuzluk, yılgınlık, işte depresif haller içerisinde olma vesaire gibi o çemberin içinde. Ama bu da çok önemli. Ben hep şunu söylüyorum. Nehirde sazlar ayağını dolandıysa yukarıya sürekli çıkmaya çalışmak insanı çok yorar ve bir süre sonra tükenirsin. O sazlardan kurtulmanın yolu dibe gitmek ve dibe ayağını tam vurmak ve oradan güç olarak çıkmaktır. O nedenle de bu süreci yalnız yaşayamıyorsak, yapamıyorsak ki çoğu zaman bunu yapamıyoruz. İşte birine eşlik ederek birlikte yapmak ya da bir uzmandan objektif olabilecek bir durumda bizi subjektif halimizden çıkarmasında destek almak da tabii ki çok önemli. Ama ne yapacağız? Varlığımızı da gidip öyle herkese emanet etmeyeceğiz. Aklımızı kullanacağız, araştıracağız. Şimdi hayatım, hani Marmara'daki salyadan söz ettin ya, ben de hani haliyle biyolog kimliğim hemen çağrışım yasasını kullanıyor. Hani parça canlıysa bütün de canlıdır. İşte holografik bakış açısına göre. Şimdi aynı ilkeyi bedenimizden ilerletelim. İşte akciğerdeki, karaciğerdeki, dalaktaki hücreler canlı, dahil olduğu bütün organ canlı, organların bir araya getirdiği sistem ve bedene canlı diyoruz. O zaman bu bedenin dahil olduğu büyük doğada canlı. Ve canlılarda hareket ve devinim kaçınılmazdır. Çünkü ancak enerjinin doğası böyle işletir sistemleri. Ve bizler açık sistemleriz. Yani dışarıya bağımlıyız. Bu, yani dışarı derken bu bedenin dışına, işte kozmos, kainat, gezegenler, yıldızlar, güneş, hepsi giriyor o dışarının içine. Şimdi güneş ışığını çeksinler, alsınlar bakalım. Bir anda zifiri karanlıkta kalırız. Bitkiler fotosentez yapamaz, ölür. Hayvanlar bitkileri yiyemez, giderek besin tükenir ve canlı dediğimiz sistem biter. Aynı şekilde işte o gezegenlerden gelen tesirler vesaire. Şimdi biz egoya ne kadar çok bel bağlıyorsak bu gezegende, onun hükümranlığına ne kadar çok alan açıyorsak, bunun aslında zararlarını beden bazında da görüyoruz. Çevre, doğa ve toplum bazında da görüyoruz. Çünkü ego sınırsızca ve arsızca ve bencilce, hayatta kalayım, her şey benim olsun.
diye bakarken sistem de diyor ki herkes ihtiyacı kadarını alsın ve versin. Yani alsın ama geri dönüşümde de katkıda bulunsun ki bu alışverişler dengedeyse bütün içindeki her unsur hem kendi içinde dengede ve uyumlu hem de büyük sistemle dengede ve uyumlu kalır diyor. Şimdi mesela aşırı çalıştığımızda ne yapıyor? Bir yerlerimiz ağrımaya başlıyor. Ya da işte o duygular hani nahoş dediğimiz duygular üzerinde çalışmazsak işte ne bileyim midemiz ağrımaya başlıyor falan. Yani beden bir yerde sinyal veriyor. Çünkü o duygular ben dediğim bu bedenden bağımsız şurada bir yerde durmuyor ki. Psişik bütünlüğüm içinde yayına devam ediyor. Ve nitekim işte psikosomatik denilen pek çok sağlık sorununun bilinç dışı sebeplerine bakıldığında ve anlaşılıp dönüştürüldüğünde ilaca gerek kalmaksızın iyileşmeler oluyor mu? Oluyor. Bu alanda artık çalışan gerçekten tıp insanları, kadınları ve erkekleri de var mı? Var. Yani holistik baktığımızda uyumdan sapan her şey uyumsuzluk şeklinde zaten kendini işaret ediyor. Hey bir dakika dur. Burada yolundan çıkmış bir şey var. Burada uyum bozuldu, denge bozuldu. Ya da işte esneklik kabiliyetini kaybettin. Yeni bir şey yapman lazım. Yeni bir adım atman lazım. Ya da farklı bir bakış açısıyla eski işte sıkışıp kaldığın sistem, düzen neyse ya da yaşam şekli, alışkanlıklar bunun dışına çıkman lazım şeklinde uyarıyor. Ben doğanın verdiği sinyalleri de gene çok önemsiyorum ve içim yanarak izliyorum. Bencilce, omurca davrandığımız her durumda gerek bedensel ve içsel, sağlıksal olarak hani uyumdan uzaklaşıyoruz ve bedelini ödemek durumunda kalıyoruz. Gerekse hani insan topluluğu olarak bunlara söylemek istedim hayatım. İstersen yavaşça yorumları açalım. Arkadaşlarımızın güzel sorularına da cevap vermeye başlayalım. Güzel olur. Evet. Sorularınızı alabiliriz arkadaşlar. Ruhların Yolculuğu adlı kitaptaki varlığımızın kinetik rengi ile doğum tarihi rengimiz aynı mıdır? Yani değildir. Aynı burada varlığımızın rengi dediğini Mark şu şekilde anlattı dün akşam. Doğum tarihimizi yazıyoruz. Oradaki bütün sayıları topluyoruz. Sonunda 1 ile 9 arasında bir rakama ulaşıyoruz. Ve o dün akşamki programda da bulabilirsiniz. Orada verdi işte 1 kırmızı, 2 turuncu, 3 sarı, 4 yeşil diye giden bir renk tayfı var. Ve o tayfa göre de o rengin hatta güzel bir örnek verdi. Her bir rengin karakteriyle ilgili bir kazaya mesela nasıl davranırız? O anlamda da kendi yapımızı hani görebilmek, ona uyumlu olarak onu ortaya çıkarmakla ilgiliydi. Yoksa ben şimdi açıkçası hatırlayamadım Ruhların Yolculuğunda Michael Newton nasıl bir kinetik renk demiş. Tülin'cim izninle ben hani aklımda kaldığı kadarıyla orada Michael Newton danışanlarının farklı niteliklerdeki ruh gruplarını renk olarak tanımladığını söylüyor. Onu birebir alamayız arkadaşlar. O tamamen sübjektif bir şey. Yani onu hakikatmiş gibi lütfen algılamayınız. O çalışmaya katılan sujelerin kendi içsel hani görüleriyle algıladıkları farklılıkları tanımlamak için kullanılmış bir renk skalası. Ben böyle hatırlıyorum. Evet, yani sonuçta zaten Michael Newton da orada nasıl öte alem boyutunda imajinasyonun nasıl işlediği ve o kişinin nasıl bir imajlarla bir takım seziler aldığının güzel örneklerini verir.
Bu bağlamda oradaki örnekleri de birebir almamak, o varlığın, o kişinin o trans halindeki bir subjektif algılaması Evet. olduğunu bilmek ve de çok genellememekte de fayda var. Ama şu değerli orada bence. Hani farklı tekamül seviyelerindekilerin birbirlerinden ayırt edici özellikleri olduğunu anlamak adına o benzetmeyi kullanmak bana göre yani sakıncalı değil. Bu aslında yani bir frekans ve titreşim Evet. yükselmesi olarak bunu fark eder. Hı. Şimdi o zaman şunu Hı. düşünmemiz lazım. Biz hangi durumlarda frekansımızı yükseltiriz? Yani frekans de, yüksekliği ne demek? Yani Hı. sen kibir içindeysen, her şeyi kendine yontuyorsan, nefsani, egosal ve Evet. bencilce davranıyorsan, kimseyi umursamıyorsan, düşük bir frekanstasındır. Öfke halindeysen düşük bir frekanstasındır. Senle biz güzel bir duygular üzerine bir program yapmıştık. Orada çok güzel Evet. duyguların frekanslarını paylaşmıştın. Hı. Oraya da bakabilirler. Bilyay Vakfı YouTube kanalında var o sohbetlerimiz. Ve orada yani biz ne kadar duygularımız üzerinde çalışırsak, düşüncelerimiz üzerinde çalışırsak, ilahi nizam ve kainatın da işte nefsaniyetten diğer kamlığa doğru giden, vazifeye doğru giden yoldaki o inceleşme, süptilleşme anlamında söyler. Aslında ne yapıyoruz? Düşüncelerimizde süptilleşiyoruz, daha inceleşiyoruz. Duygularımızda ne yapıyoruz? Daha inceleşiyoruz. Ve böylece işte esas hani Mark'ın da dün akşam söylemek istediği oydu. Bu bağlamda kendi rengini gerçekleştirmiş oluyorsun. Kendi varlığını Evet. gerçekleştirmek istiyorsun. İşte o zaman hayat içerisinde bir uyum meydana geliyor. Tabii. Esas uyumsuzluk kendi varlığımızı buraya getirdiğimiz, planladığımızı gerçekleştirememekten kaynaklanıyor. O zaman bunun önündeki engelleri ne yapmak, tespit etmekte fayda var. Yani şimdi aydınlanmış ruhlar, geri ruhlar, ben açıkçası o kavramlara biraz yaklaşımımız ilahi nizam ve kainatla beraber değişti. Yani bizler zaten ruh ve madde ilişkisinde ruhların kainat üstü hakikatler olduğunu ne yaptık daha öğrenmiş olduk. Burada ruhlar demek yerine ruhsal varlıklar hani diyebiliriz. Tabii ki her birimizin farklı tekamülleri ve tekamül seviyesine göre farklı ihtiyaçlarımız var. O nedenle de bir parça daha varlığın yani bu dünya ile ilgili derslerini tamamlamış, daha bir mezuniyete doğru giden varlıklar olarak ifade edebiliriz. Yoksa şu anda dünya sistemine bağlı kaldığımız sürece daha zaten o mezuniyeti gerçekleştiremedik. Tam bir aydınlanmaya daha ilerleyemedik. O biraz o süreçlerin yavaş yavaş sonuna gidiyoruz. Kendi bu anlamda da varlığımızın kapasitesini, öz bilgilerini, yaşam deneyimlerini artırmak olarak bakmakta daha fayda var. Hani orada Ruhların Yolculuğu, Ruhların Kaderi kitabında Michael Newton kendine göre bir dil hani kullanıyor. Hiçbir zaman bizim çok bizimle çelişen kavramlarda değil ama birazcık birebir almamamız gereken kavramlar diye de düşünüyorum. Tülin'cim hani buna çok takılan arkadaşımız oluyor sanırım. Ya izninle ben de şunu eklemek istiyorum. Hani Mevlana gibi yüce bir varlık ya da peygamberler, evliyaları düşünelim. Onların da bir ölümsüz ruhsal varlığı var. Bir de bu gezegene diyelim ki daha ikinci, üçüncü kezdir insan bedeniyle hani gelişme ihtiyacında olan ve doğmuş diyelim yani o bedeni işte canlı kılan varlıklar var. Şimdi birisi daha insanlık hayatının başlangıcında ama öteki mezun olabilmiş. Şimdi biz iğneye kadar neyi öğrendik? Varlığın
maddesi, daha doğrusu varlık madde enerji kombinasyonudur. Ve varlığın amacı inkişaf etmek, gelişmektir. Bunun için de beden kanalıyla işte gezegenden alacağı geri bildirimler, gözlemler vesaire. Şimdi o zaman haliyle henüz ikinci, üçüncü insan hayatını devam ettiren bir varlığın madde enerji yapılanmasıyla, frekansı, titreşimi, vibrasyonu, manyetik alanıyla Mevlana gibi bir yüce varlığın ya da peygamberlerin elbette varlıksal, maddesel, cevherli yapıları çok farklı olacak. Buna çok takılmamak lazım renklere. Yani orada da esnek olmayı öğrenmemiz lazım. Ya bir usta böyle dedi diye ya da bir hipnoterapist böyle dedi diye onu hani böyle hakikatmiş gibi almaya da hani ben hani şey bakmıyorum hani doğru bakmıyorum. Oralarda da belki kendimizi işte esnetmemiz gerekiyor. Biz zaten şu beyinle burada sınırlanmış durumdayız. Bunun algısal bir gerçeklik alanı var. Ötesini zaten çatlasak da patlasak da anlayamayız. Ama nedir? Benzetmeler ve karşılaştırmalar yoluyla hakikatte olan iki farklı durumun bir sezgisini alabiliriz. Bu anlamda Michael Newton'un çalışmaları değersiz demiyorum, değerli ama birebir almamak lazım. Tabii ki tekamül seviyesine göre her varlığın bir yansıması, bir ışıması olacak. Bir başka göz ya da algılayıcı şuurda onu kendi sınırları ölçeğinde algılayıp işte aa öyleymiş, aa böyleymiş diye tanımlayacak. Çünkü biz tanımlayamadan kavrayamayız ki. Neyse uzatmayalım. Başka soru varsa. Evet, var. Gözde arkadaşımızın bir sorusu var. Günü içerisinde kendi başımıza zor durumlarda, zor anlarımızda ne yapabiliriz diye sormuş. Bu kıymetli bir soru bence. Bence de. Hani benim ilk aklıma gelen mümkün olduğunca hemen bir yere oturup ayak tabanları yerde omurga rahat ve dik hale gelip gözlerini kapatıp nefes egzersizi yapabilir birkaç dakika. Yani atıyorum nefes alırken 4'e kadar sayıp nefes verirken 8'e kadar ya da 5'e kadar alıp 10'a kadar verme. Ve o anda konsantrasyonun bu duygu nerede ya da o anda ne hissediyor, kızgınlık mı öfke mi? İşte ve şunu diyebilir. Şu anda içimde kızgın bir ben var. Şu anda öfkeli bir ben var. Yani öfkeliyim dersek özdeşleşmiş oluyoruz ve bunu daha da pekiştiriyoruz. O zaman öfkeli bir ben var dediğimde onu bir kere karşıma alıyorum. Aa, o özne değil, o ben değilim, o bir nesne. O ben değilim. Bakış açısını geliştirip pekiştirdikçe, özdeşleşmeleri giderek hani gevşettikçe sistem enerjetik olarak kendini daha hızlı sakinleştirebiliyor. Ben bu çalışmaları, bu egzersizleri yaptığım için de böyle hemen hararetle örnekledim. İşe yaradığını bilen biri olarak söylüyorum. Hemen oturma pozisyonunu alın, gözlerinizi kapatın, nefes egzersizine konsantre olun ve bu ben değilim. Ya da bu duygunun adı ne? Öfke. Bu bir öfke. Öfkeliyim demiyoruz. Bu bir kızgınlık. Ve oraya doğru nefes alıp verin, oraya doğru nefes alıp verin. Bu göğüs olur, karın olur, kasık olur, boğaz olur her neyse. Ya da ellerinizle süpürün süpürün toprağa aktığını imgeleyin. İşte burada zihnin kendi kendini kandırabilen hayalcilik yeteneği gibi imgeleme yeteneğini de pozitif yönde kullanabiliriz demiştim. İşte burada o imgelemeyi sanki bir şifalı el sana dokunuyormuş gibi kendi ellerini imgeleyip süpürebilirsin bedenini. 3-5 dakikalık içe dönük dikkatli bir nefesin eşliğinde yapılan çalışma mutlaka sakinleştiriyor zihni ve bedeni. Benim aklıma hemen bu geldi hayatım. Sen aynı zamanda buna ekleyebileceğimiz rüyalarınız ve rüyalarınız üzerine çalışabilirsiniz. Bugün içerisindeki anlarımıza ne yapar yardımcı olur.
Şu ara çok güzel mindfulness egzersizleri var. An içindeki farkındalık. Buna yönelik eğitimlere, egzersizlere, meditasyonlara katılabilirsiniz. Aynı zamanda bedeni hareket ettirmek önemli, bedeni izlemek önemli. Yoga vesaire, pilates, hani ne size uyuyorsa, bazen yürüyüş yapmak, kendinize alan açmak. Kendi kendinize aynı zamanda baş başa kalacağınız anlar oluşturmak. Bunun içerisine de telefonu vesaire dahil etmeden, yani zihninizi dahil etmeden sadece gözlemleyeceğiniz anlar. Biz mesela Fadime Hanım'la ikimiz bol bol ot yoluyoruz bahçede. Böylece zihnimize alan açmaya ne yapıyoruz, çalışıyoruz. Çünkü bir yerde bir boşluk bırakmazsanız çözüm gelmiyor. Çözümün ya da farklı bir şeyin gelebilmesi için alan açmak gerekiyor. Onu da önemsemenizi tavsiye ederiz. Ruh varlığımızın tekamülü en son şu anki bedenimiz ve varlığımız için birden mi başlıyor? Yoksa ruhsal varlığımız şimdiki zamana gelene kadarki tekamülü ile mi varlığını sürdürüyor? Ben soruyu tam anlamadım. Yani ruh varlığımızın tekamülünün zaten birdenbire olması doğa Mümkün yasalarına da aykırı. değil. Yani eskilerin tedriç yasası dediği, her Aykırı. şeyin adım adım sindire sindire, varlığa kata kata, hani ola ola, bile bile değil de ola ola, bildiğini uygulaya uygulaya ne yapıyor, varlık gelişiyor. Şimdi tabii bizim varlığımızın da şu zamana kadar getirdiği bir birikimi var. Bunun içinde atasal dinamikleri var, geçmiş yaşam birikimleri var, insanlığın kolektif olarak getirdiği öğrenme bütünü, bu zamana kadarki deneyimleri de var. Neye ihtiyacı varsa zaten onu hayatına çekerek ve ruhsal varlığının da neye ihtiyacı varsa o yaptığı yaşam planına göre de onları aşama aşama, adım adım gerçekleştirmesi mümkün. Doğada hiçbir zaman hiçbir şeyin bir anda olmadığını görüyoruz. Demek ki birdenbire olma hiçbir zaman, yani şu anda bizim kainatımızın süreçlerine de uymayan bir durum. Yani biz biliyoruz ki bize bir anmış gibi görünen her şeyde bir, kendi içinde bir süreç ne yapıyor, taşıyor. Ruh mezun olunca bir üst frekans boyutuna mı geçer? 5B demiş, onu bilmiyorum. 5B gerçek midir? Yoksa dünyada değil de başka gezegenlerde mi var olur? Ya da meleksel bir varlık olarak mı, ilahi düzende görevli mi oluruz? Ya bunları zaten ilahi nizam ve kainat kavram sohbetlerinde anlattık. Arkadaşımız bence oradaki video kayıtlarını izlerse daha hani geniş bir zemin bilgisiyle sorusunun cevabını alabilir bence. Şimdi onu cevaplamaya kalkarsak 15-20 dakika açıklamak gerekebilir ama çok teşekkür ederiz. Bilya YouTube kanalında kavram sohbetlerinde ya da kitap okumalarında soruların cevabını alabilir. Sevgi planı diye ararsa İlahi Nizam ve Kainat web sitesi sözlükler bölümünde gene sorusunun cevabını alabilir Tabii biz diye burada ekledim. yok şu boyut, bu boyut vesaire ayırmıyoruz. Hidrojen alemi diye İlahi Nizam ve Kainat ifade ediyor. Ve dünya okulunun bu sistemdeki en son ve en ileri okullardan biri olduğunu söylüyor. Demek ki yani biz bu sistemi bitirince, bu okula geldiysek, daha diğer bütün o kendi güneş sistemimizdeki pek çok İnsan öncesi ara basamakları zaten tamamlamış oluyoruz. Bu bağlamda da geçilecek olan, yeni başlanacak okulun yarı daha süptil bir madde sistemi olan sevgi planı olarak ne yapıyor, ifade ediyor.
Meleksi varlıklar dediğimiz, yani melekler bir yasayı ifade eder. Sevgili hocamız Ergin Arıkdal bize hep o şekilde anlatırdı. Yani orada bir anlamda da bunların daha bir sembol olduğunu ve bize başka bir yasaları anlatmaya çalıştığını, bu bağlamda da üçtü, dörttü, beşti vesaire deyinceye kadar her varlığın kainat içerisinde ihtiyacı olan her noktada deneyim yapabileceğini, ama bir kere de dünya doğma sistemine dahil olduğumuzda da dünyayı bitirinceye kadar orada süreçlerimizi, bedenlenmelerimizi devam ettirdiğimizi, bu okulu bitirdiğimizde de daha yani tekamülün bitmeyeceğini, işte o vazife planı dediğimiz, sizin de söyleyeceğiniz hani görevli, vazifeli, o sistemlere gelebilmek için daha çok yolumuz var. Bu bağlamda da size İlahi Nizam ve Kainat kitabını okumayı ne yapıyoruz, tavsiye ediyoruz. Evet, bizler de size teşekkür ediyoruz. Aşağı yukarı sorular bu şekilde görülüyor. Fadime ablacığım, teşekkür ederiz. Güzel bir sohbet oldu. Var mı senin eklemek Evet. istediğin bitirmeden? Ben de hani izleyicilerimize çok teşekkürler katkıları için de sana da teşekkür ediyorum. Ama her zaman kendime şunu hatırlatıyorum. Fadime her ne yaşıyorsan bu senin varlıksal ihtiyacını karşıladı. Bunu kendime hatırlatmak bana çok iyi geliyor. Yani varlıksal ihtiyaç zaten nedir? Tekamüle hizmet ediyor. Ve kendime bunu hatırlatmış olduğum için de bir anda hani olası bir acıma şu bu titreşiminin yayınını da otomatik kestiğimi fark ediyorum son yıllarda. Dolayısıyla her birimiz şu anda her neredeysek, her ne iş yapıyorsak, hangi koşullar altında ya da içinde çalışıyorsak, bulunuyorsak, hani annelik olur, eşlik, işte iş hayatı, büyükken, ne diyeyim, köy hayatı, dağ hayatı, varlıksal olarak tam da olmamız gereken yerdeyiz. Ve her yer çok kutsal. Her deneyim çok şey öğretiyor. Eğer yerleri silmemiz gerekiyorsa bu da kutsal. Ha, oturup bir şey okumamız gerekiyorsa bu da kutsal. Yani bu gezegende bulunduğumuz her yer, yaptığımız her şey çok kutsal. Hiç asla biri diğerinden değerli ya da değersiz değil. Bütün çatışmalar, bütün sıkışıklıklar, bütün acılar, bütün ızdıraplar da kutsal. Çünkü kutsal olanın gelişmesine hizmet ediyor. Benim bakış açım böyle. Ve tüm kainata ne diyeyim, sözcükler yetmiyor. İşte o Müteşekkirim. zaman o ahenkten olabiliyoruz, ona dahil olabiliyoruz. Evet, Senin evet. de dediğin gibi hiçbir işi gocunmadan, dediğin gibi en kıymetli işi yapıyormuş gibi yapmak. Yapıyormuş gibi yapmak. Bu kıymetli, o zaman da zaten o anda olmayı gerektiriyor. Yani aslında alanımızı temizlemek de senin dediğin gibi. Yani bir temizlik yaparken sadece orayı temizlemek, tozu almak değil ki. Orada bizim ne kadar çok pisişik artıklarımız, pisişik döküntülerimiz, bir sürü yüklerimiz var. Bu bağlamda da fark ede fark ede, anlaya anlaya, dönüştüre dönüştüre, alanına yer aça aça, onu en kıymetlenmiş gibi hazırlamak. Bedene de aynı şekilde, doğaya da aynı şekilde. İşte her bir kişiyiz. En sevmediğiniz kişiye bile en kıymetliniz gibi yaklaşmak. Çünkü aslında en sevmediğiniz, en irite olan belki de size en öğreten olmuş oluyor. En çok öğreten, En tabii. çok öğreten, onlar olmasa zaten bir gelişme olmuyor. Hayatın içerisinde hep bizi aktif halde tutacak köpek balıkları hep olacak. Onlara da yani bu zıt kutupluluğun, zıtlığın getirmiş olduğu bir zorunluluk. Hayatı bu noktada anlarsak o zaman çok aşırı akıntılara kürek çekmeyiz. Biraz daha ne yaparız? Nehrin akışıyla akabiliriz. Evet. Yaşam ırmağına selam olsun.
Selam olsun. Bütün konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, bu yayınımızı Bilyay Vakfı YouTube kanalımıza da yükleyeceğiz. Arkadaşlarımız daha sonra oradan da tekrar izleyebilirler. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları, sevgiler.